O yıllarda teknoloji diye bir şey vardı ama henüz hayatımıza ne gibi etkileri olacağını çok iyi bilmiyorduk. En teknolojik oyuncağımız, elimizden düşürmediğimiz Tetris'lerimizdi. Hala vaktimizin çoğu sokakta oyun oynayarak geçiyordu. Annelerimiz 80'lerdeki kadar garip giyinmiyor ama hala bir kafa karışıklığı söz konusuydu. Şimdiye kadar anlattıklarımın ne demek olduğunu anladıysanız siz de bir 90'lar çocuğusunuz. Gelin biraz daha nostalji yapalım ve o yılların unutulmazlarını hatırlayalım. Kapış kapış satan sanal bebekler bir zamanlar elimizden düşmezdi. Ancak şimdi adını bile unuttuk. Aslında epey tehlikeli olan mantar tabancası. Jetonlu telefon kulübeleri. Sobada kızartılan ekmekler. İlkokulda bunlardan yapmayan var mı? Oyuncak araba ve kamyonlar. Bir zamanların telefon kilidi böyleydi. O zamanlar her evde bulunan rengarenk meşhur kilim. İki plastik bardaktan telsiz görmüş müydünüz? Artık yüzüne bakmadığımız kaset çalarlar. Mahalleden sürekli geçen naylonca amca. İlkokulda kimde varsa onu zengin zannederdik. Dart gibi arkadaşların sırtını atmayan var mı? Desenli halılara bakıp bunu düşünmeyen yoktur. Bozuk paraların üzerini boyayıp kendi sanatımızı da icra etmişliğimiz var. Dizilerin epey az olduğu dönemde ekranlara milyonları kilitleyen efsane dizi Süper Baba. Bir zamanlar milyonerdik. Mini su tabancası. 80-90'larda evin vazgeçilmez perdesi. WhatsApp ve mail de neymiş? Uzaktaki sevdiklerinize yazdığınız o mektuplar. Edi ile Büdü. Rengarenk kalemler, bütün renklerle aynı anda yazmaya çalışılırdı. Su tabancası. Gırgır süpürge, her evin köşesinde mutlaka bulunurdu. Çocukken yastıklardan ve yorganlardan yaptığımız o evler. Atari kasetleri. Teknoloji tasarım dersinde bunu yapmayan yoktur. Ders kitaplarına yapıştırılan etiketler. Evlerde bulunan rehber defteri. Çocuklar için örgülü kazaklar. Sevimli hayalet Casper. Ve tabii ki abaküs. Bir dönem herkeste bulunan silgilerden. Okul çıkışında gittiğimiz atari salonları. Hepiniz defterinizin köşelerini bu şekilde süslemişsinizdir. Çılgın bediş. Çim adam yapmayan yoktur. Çocukluğunuzdaki futbol kartları. İnatla aynı kalemi kullanmakta ısrar eden tutumlu öğrencinin kalemi. Plastik minik toplarla atış yapılan tehlikeli bir oyuncak. Mermileri bitmesin diye tekrar geri toplanırdı. Oyuncak askerler. Her evde o zamanlar mutlaka bulunan ansiklopedi kitapları. Artık Google var. A takımı. Düdüklü şeker. Ve tabii ki Hugo ve Tolga abi. Bir zamanların efsane dizisi. Ayrılsak da beraberiz. Bu oyunda az ördek avlamadık. Çalar saat. Bir zamanlar elimizden düşürmediğimiz Legolar. Bisikletimizde olmazsa olmazlardandı. Salçalı ekmek. 7'den 77'ye Barış Manço. Çektiğimiz fotoğrafları banyo ettirmek zorundaydık. Türkçeyi öğrenirken. 50.000 TL bir zamanlar tek bir bozuk paraydı. 90'ların ders kitapları. Gazetelerin verdiği maketler. İsim şehir. Hepimizin kullandığı karbon kağıtları. Karbon kağıdıyla resim yapıp da kendisinin yaptığına inandırmaya çalışanlar burada mı? Sobanın yanında leğende yıkanmak. Bakkala koşarak aldığınız meybuz dondurmalar. Ve tabii ki ninja kaplumbağalar. Patates baskıları. Bunları patlatmaya çalışmayan yoktur. Ve en efsanelerinden, taso. Bacasından duman çıkan bu evi mutlaka çizmişsinizdir.
Şimdilerde Gucci var gerçi ama bir zamanların efsane kol saati bunlardı. İp çekme yarışı en eğlenceli oyunlardan birisiydi. Mahallede herkesin severek oynadığı seksek. Taklambaç oynayanlar elini mum diksin denirdi ve herkes parmağını koyardı. Son olarak Walkman.